Site Sakinliği'nin bu bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümde konuğumuz Millet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Selahattin Genç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Arıcı'cığım. Şimdi ben hemen formatımızdan bahsedeyim sizlere. Tamam, buyurun. 5 adet sert olarak tahmin ettiğimiz sorumuz var. 15 tane de size dair soru soracağız. Program bu şekilde ilerleyecek. Eğer hazırsanız başlayalım. Buyurun, hazır. Site Sakini başlıyor. Evet, ilk sert olarak tabir ettiğimiz sorudan başlayacak olursak. Şimdi baktığımızda 1950'de ilk kongresini yapan partinin bir yıl sonra yaptığı kongre sonucunda Mustafa Kentli genel başkanlığa getiriliyor. Ve 1952'de de yapılan 3. kongrede genel başkanlığı bu kez Enis Akaygen devralıyor. Bu kongre sırasında bir grup partili delegenin Atatürk'ün kalbine çelenk koymayı reddetmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu anlaşmazlıkların en nihayetinde 27 Ocak 1954'te parti kapatılıyor. Bu süreci bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Geçmişten geleceğe doğru yavaş yavaş gelelim. Sevgili Ali Beyciğim, olay şu. Şimdi Millet Partisi'ni şöyle değerlendirmek gerekir. Şimdi Millet Partisi rahmetli Fevzi Çakmak Paşa tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci partisi olarak kuruluyor. Hı hı. Ama o dönemde tek parti zihniyetinden dolayı gelişemiyor. Gelişemeyince rahmetli kahrından vefat ediyor. Daha sonraki başına geçen insanlar genelde partiyi belli amaçlar için kullanmak üzere ele geçiren insanlardır. Şimdi bunlar içinde zaman zaman solcular, zaman zaman sağcılar ele geçirmiştir parti. Yani parti, Millet Partisi, mücadelenin ikinci kahramanı, milli mücadelenin ikinci kahramanı Fevzi Paşa'nın idealleriyle kurulan parti idealini yitirmişti. Ta ki Osman Bölükbaşı'nın ele alasıya kadar. Tarih hatırlayamıyorum çok. Yani yaşlandıkça insan tarih kültürü zayıflıyor. Ama Osman Bölükbaşı'dan sonra parti belli bir düzene gidiyor. Ama ve lakin Osman Bölükbaşı da Fevzi Paşa CHP zihniyetine kurban giderken Osman Bölükbaşı da Demokrat Parti zulmüne uğruyor. Demokrat Parti o dönemde mesela Kırşehir'den aday oluyor rahmetli Bölükbaşı ve Kırşehir'i Nevşehir'e bağlıyor. Sırf Osman Bölükbaşı'nı seçtiniz diye. Böyle bir merhaleden geçiyor. Bizim esas şeyimiz, Millet Partisi'yle temasımız 12 Eylül 80 öncesidir. 12 Eylül 80 öncesinde Millet Partisi belirli bir kumarbaz zihniyetin eline geçiyor. Genel Başkanımız rahmetli Edip Ali diyor ki Fevzi Paşa'nın milli mücadelenin ikinci kahramanının bu kutsal emaneti bu zalimlerin elinde kalamaz diyor. Ve arkadaşlarımıza emir veriyor. Diyor ki Millet Partisi'ni ele geçirin. Ona üye olun. Ele geçirin diyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinde Millet Partisi'ne üye oldular ve belli bir zaman sonra ele geçirdiler. Hı hı. Ve Millet Partisi böylece esas temeli yeniden milli mücadele birliği olan 1960'lı 70'li yılların en büyük gençlik hareketinin eline geçmiş oluyor. Yani böylece mücadele birliği siyasallaşma yoluna giriyor. Ama 12 Eylül 80 ihtilali olunca bu sefer kalıyor. 12 Eylül'ü yapan şahsiyetler bizim seçimlere girmemizi istemediler. O dönemde iki partiye izin verdiler. Biri Özal'ın partisi, biri Calp'ın partisi, bir de Horozlu Parti derler. Bir generalin, bir askerin olduğu şeydi. Böylece biz o seçimlere girmedik. Sokmadılar daha doğrusu bizi. Biz daha sonra Millet Partisi orada dursun dedik yedekte. Ve Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurduk. Ve Islahatçı Demokrasi Partisi 87'de kuruldu. Girdiği ilk seçimde 1.5 oy aldı.
ve Türkiye'de seçimi değiştirdi, seçim kaderini. Hatta rahmetli Özal dedi ki, kendisini eleştirenlere, siz öyle diyorsunuz ama dedi, bu seçimlere Islahçı Demokrasi Partisi de girdi. Bu hareketin bir görünen yüzü var, bir de etkileyen yüzü var dedi. Seçimi çok etkiledi bu hareket dedi, o hakikaten çok etkiledi. Mesela Afyon'un beldelerinde falan ya birinci ya ikinci parti olduk. Ve böylece Millet Partisi daha sonra şeyle bir ittifakımız oldu. Refah Partisi, ne partisiydi? Milliyetçi Çalışma Partisi ile o şeyde bir oyun oynandı. Islahçı Demokrasi Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bunun üzerine elimizde bir parti vardı, Millet Partisi. Biz de Millet Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi, Bayrak Partisi, Yurt Partisi olmak üzere 5 parti birleşerek Millet Partisi'ni yeniden ayağa kaldırmış olduk. Şey bu. O şahsiyetlerin çoğu yani siyasi amacı olmayan, hatta bazı içinde gerici yobaz takımının olduğu insanlar vardı. Mesela Anıtkabir'e çelenk koymayı falan reddettiler. Bunlar daha sonra tasfiye edildi. Bizim zamanımıza kadar geldiler bunlar. Ama biz onları tasfiye ettik ve milli, demokratik, layık bir hareket olarak devam ediyor. Rahmetli Fevzi Paşa'nın kemikleri sızlamaz artık. Peki. Şimdi 15 soruluk size dair olan kısma geçiyoruz. Hemen üçlememi soracağım. Bu bölümde biraz daha böyle kapalı uçlu cevaplar istiyoruz sizden. Yani evet, hayır gibi. En iyi yaptığınız yemek nedir? En iyi yaptığım yemek eşime öğretmiştim. Evlendiğimde hanım bilmiyordu. Pirinç pilavı pişirmek. Peki. Onu da söyleyeyim şeysini. Tabii. Fransız Büyükelçisi sarayı ziyaret ediyor. Pilav o kadar güzel yemekte hoşuna gidiyor ki. Ya hünkârım diyor, bu pilavın sırrı nedir diyor. O da diyor ki ben bilmem, aşçıyı çağırıyorum söylesin diyor. Aşçıyı çağırıyorlar. Anadolu irfanıyla adam diyor ki ne olacak ya diyor. İki bardak su, bir bardak pirinç. Böyle bir oradan çıkarak güzel pilav yaparım. Peki. Selahattin Genç hangi takımın? Beşiktaş. Beşiktaş. Çocukken yaptığınız en uç yaramazlık nedir? Çocukken en uç yaptığım, köyde büyüdüm ben, köy çocuğuyum. Orada şeylere binmekti. At, eşek benzeri şeylere. Ve birkaç defa da bayağı yara almıştım. Peki. Gelelim ikinci sert sorumuza. Millet Partisi dedik. Millet Partililer kendilerini ideolojik anlamda nasıl tanımlıyor? Millet Partisi'nin son dönemlerde meclise girememesinin en büyük nedeni sizce nedir? Şimdi Millet Partililer Türkiye'de sağın da solun da hakikaten imrendiği insan tipleridir. Biz hiçbir sağda da solda da insanla çatışması olmayan uzlaşmacı, demokratik değerlere sahibi bir insan grubuyuz. Bunu da dost, düşman, herkes yapar. Mesela biz Afyon'daki bütün partilerle merhabalaşırız, geliriz, gideriz. Bir sorunumuz olmaz. İkinci şey... Millet Partisi'nin son dönemlerde özellikle mecliste olamamasını neye bağlıyorsunuz? Ya şimdi tabii bizce olan şart nedenler var. Bir de genel nedenler var. Bizce olanlar bizde kalsın. Ama ikinci şeyi söyleyeyim. İkinci şey şu. Türkiye'de demokratik, adil bir seçim sistemi yok. Şimdi demokratik, adil bir seçim sistemi olsa Millet Partisi kesinlikle mecliste olur. Nedir bunlar adil olmayanlar? Bir, hazine yardımı. Hazine yardımı öbür partileri, hazine yardımı alan partileri almayanlara üstünlük kılıyor. Bakıyorsunuz gazetelerde arka taraftaki bir reklam 20 bin lira. Adamlar bir aydır yayınlıyorlar bunu. Bir ay 20 çarpı ne yapar? Ve 4-5 gazeteye verebiliyor bunu. Bu neyle oluyor? Bir, hazine yardımı. İki, zenginleri, zengin bilinen insanları aday gösterir. Kendi içinde çalışanları değil de, partinin kurucusu değil de, zengin olanı aday ediyor. O da oradan şey yapıyor. İkinci bir sebep de şey var, baraj sistemi. Şimdi vatandaş diyor ki bana, hocam sen bu ülkeye hizmet ettin, 27 sene öğretmenlik ettin, biz seni severiz, öğrencilerim. Ama baraj var hocam diyorlar.
barajı geçemezsiniz. Onun için bu sıra bakmayın diyor. Çok nadir hocam, baraj da olsa size vereceğim diyen insan da çıkıyor ama esas neden korkutulan baraj. Bunu Özal başlattı. Özal demokratik bir diktatördü. Şimdi bizim hakkımızda Türk insanın kafasına soktuğu düşünce budur. Evet iyilerdir ama baraj aşamazlar. Baraj aşılmayınca ne olacak? Oyun boşa gidecek. Hı hı. Diye diye bizi, milletimizi böyle ikna ettiler. Vatandaşın da bize peşin yargısı böyle olunca ne oldu? Biz meclise giremedik. Ama daha önce meclise girip de bugün olmayan bir sürü parti var. Evet. O kadar çok parti var ki saymakla şimdi. Milyarlar partiler var. Gelelim ikinci üçlememize. Çay insanı mısınız, kahve insanı mı? Şimdi ben ikisini de severim. Hatta biz size söylemiştim. Evet, evet, evet. Benim dedem hem kahve hem çay içerdi. Derdi ki, kahveyi içelim, çay demliğe koysun derdi. Ben öyle bir insanım, ikisini de severim. Peki, sizi en çok güldüren şey nedir? Beni en çok güldüren şey, kedilerin şeyleridir. Kedi TikTok'ları çok seyrederim. Yani kedilere karşı çok bir hayranım vardır. Onların şeyleri, evde de bir kedimiz var. Ben akşam üzeri vardı böyle geldiğim zaman. Hemen gelir yanıma oturur beni ser diye. Tabii daha çok var da ama en belirgin bu. Sosyal medyayı da anladığım kadarıyla etkin kullanıyorsunuz. Evet, evet. Peki. Uyanınca ilk yaptığınız şey nedir? Tabii ki bir Müslüman olarak ilk işimiz namaz kılmaktır. Namaz kıldıktan sonra en şimdi erken kahvaltı yapmaktır. Peki. Gelelim üçüncü sert sorumuza. Millet Partisi'ni 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Millet Partisi bu seçimlerde büyük ihtimalle %3, 3,5, 4 oranında bir oy alacak. Şöyle çalışmalarımızda, değişik illerimizde gördüğümüz intiba bu. Büyük ihtimalle bir sonraki seçimde Millet Partisi'ni mecliste göreceğiz. Peki. Gelelim diğer üçlememize. Yaz mı, kış mı? Yaz. Neden? Benim bir rahatsızlığım var, diş çektirmeden dolayı oluşan trigeminal nevralji denir. Şimdi soğuğu hiç sevmez bu rahatsızlığı. Yazın çok rahatım ama kışın beni soğuk rahatsız ediyor. O yüzden yaz. Peki. Ama Türkiye yazı. Şey yazı değil, Arabistan yazı değil. Peki. Çünkü 2018'de hacca gitmiştim. Tedbirsiz gittik tabii. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak vardı ki hatta yanımıza bir Japon çocuğu gelmişti, olmuş Japon çocuğu. Yazık, leylekler bir ayağını indiriyor, bir ayağını kaldırıyor. Sonra benim boynumda bir şey vardı. İşte o şey zamanlarda kafamı örteyim diye baktım, o daha kötü. Artık ayağının altına verdik de çocuk şey yaptı. Peki. Kurtuldu. Pişini gözleme mi? Gözleme. Peki. Şey, ıspanakla. Peki. Size en çok kızdıran şey nedir? Beni en çok kızdıran şey yalancılık. Yani bir insan sizi gözünüze baka baka yalan söylemesi. Bunun dışında her şeyi insan yapabilir, insana astır. Ama insan bir şeye mani olabilir. Başka şeyler olmayabilir ama yalana mani olabilir. Ama yalan bulaşıcıdır. Bir bulaştı mı artık ömrü öyle gider. Peki. Sert sorumuzla devam edeceğiz. Aslında sert soru değil, daha çok merak sorusu. Tabii ki. Şimdi biraz önce de belirttiniz, ismini zikrettik, mekanları cennet olsun ölenlerin tabii ki. Meral Şahin Fevzi Çakmak'a kadar dayanan bir parti ama ikonik olarak partiyle özdeşleşen isim rahmetli genel başkan aynı zamanda Aykut Edebali. Evet. Neler söylemek istersiniz? Aykut Edebali Türkiye'de değeri bilinmemiş insanlardan birisidir gerçekten. Türkiye'nin her sorunuyla ilgili kitabı vardır. Ve gerçekten bilim adamı olan insanlar onu bilir, tanır, eserlerini okumuştur. Hı hı. 17 adet kitabı var. Ve tamamen bu yeniden milli mücadele bildiği hareketini demokratik temayüllerle kurmuştur. Hiçbir zaman bunları teröre ve kavgaya, gürültüye şey yapmamıştır. Ve Afyon bir diğeridir.
Peki, üç ömrümüze geçelim. Buyurun. Hayatta keşke yapmasaydım dediğiniz ve iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler nelerdir? Şimdi keşke yapmasaydım dediğimiz şeyler çoktur tabii. Mesela erken emekli oldum ben, bir edebiyat öğretmenim, öğrencilerim, efendime söyleyeyim şey arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, sevilen bir insandım. Ama ne olduysa birden emekli oluverdim. Bu gerçekten pişmanlıklarımdan biridir. Çünkü daha çok hala doyamamışım öğretmenliğe. Gördüğüm yerde öğretmenlik satıyorum insanlara. Evet, öbürü neydi? İyi ki yaptın dediğiniz bir şey. İyi ki öğretmen olmuşum. Peki. Çünkü başka bir branşı da kazanıyordum. Üniversite sınavlarında. Babam dedi ki, oğlum öğretmen ol dedi. Öğretmenlik çok doyurmaz ama dedi, zevkli bir meslektir dedi. Ve çok insanların seni unutamadığını göreceksin dedi. Ben de olur babam madem dedim. Babam da benim Kur'an kursu öğretmeniydi, emekli imamdı. Çok binlerce insana Kur'an-ı Kerim öğretti. Vardı bir hikmet dedim, öğretmen oldum. Şunu söyleyebilirim, dünyaya bir daha gelsem gene öğretmen olur. Gittiğim her yerde öğrencim çıkıyor karşıma. Hiçbir işi yaptırmazlar bana. Ver hocam hemen derler, hangi kurumda olursa olsun. Nasihat mi, musibet mi? Nasihat. Gündüz insanı mısınız, gece insanı mı? Ben gündüz insanıyım. Peki. Şimdi sert soruyu soracağım. Bir tane kaldı zaten ama onun öncesinde benim sormak istediğim kişisel merakımdan kaynaklı bir soru daha var. Araştırmalarımızda aslında partinin ilk çıkış noktasındaki logo farklı, şu anda farklı olarak görünüyor. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi Millet Partisi'nin asıl olan şeysi, sembolü çift başlı Selçuklu Kartal'dır. Ta Fevzi Paşa'dan bu yana zaman zaman bazı kapanma, açılmalar nedeniyle değişik şeyler, logolar kullanılmıştır ama onlar da asıl olan bir şey var, o da kitaptır. Kitaptır. Selçuklu Kartal'ı ve Selçuklu Devleti'ni kitapta ve Hilal Osmanlı Devleti'ni temsil eder. Evet. Birliği de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Peki, hemen zor sorumuza geçelim. Günümüzde pek çok ittifak oluyor, takdir edersiniz. Millet Partisi olarak sizler bir ittifakta olsaydınız, ihtimal dairesinde yani söylüyorum senaryo dahilinde, hangi tarafı kendinize yakın görürdünüz? Şimdi biz iki tarafı da kendimize yakın görmüyoruz. Çünkü iki tarafında belirli yanlışlıkları var. Bunlardan birincisi şeyin altılı masanın HDP'ye göz kırpması, yüz binlerce insanımızın, binlerce askerimizin katili bir hareketin yanında yer almaları veya onları yanına yer almaları bizi üzüyor. İkincisi de bir diğer katil harekette Hüdapar'dı. Her ne kadar iktidar Hüdapar'ı gizlemeye çalışıyorsa da Hüdapar gerçekten tehlikeli bir harekettir. Ve temeli İran'a, İran'ın şeyindedir. Şimdi geçenlerde Doğu'da bir il başkanı arkadaşımla görüştüm. Dedim ya Hüdapar nedir? Bir gün dedi, bana geldiler Hüdaparcılar. Fitre, zekat ve sadakalarınızı bize vereceksiniz. Yoksa kötü olur dediler. Bunun üzerine siz beni tehdit edemezsiniz. O ilde de bayağı güçlü bir hareketiz. Ben Millet Partisi İl Başkanı'yım. Bu tehdit bana sökmez dedim. Bunun üzerine görürsün sen deyip ayrıldı gittiler. Bir diğer şey de anlattı. Doğu Anadolu'da bir Fatımetü Zehra diye nurcu bir akım vardır. O akımın başındaki şahsı da fitre ve zekat ve sadaka vermediği için öldürdü varken ki daha çok şey var burada, katillikleri var, yanlışları var. Bir de bu hareketin çok kötü bir yönü şudur, kendilerinin dışında hiç kimseyi Müslüman saymazlar. Herkesi küfürde görürler. En kötü de budur, tehlikesi budur. Bir diğeri de İran, malum Türkiye'de yapılanması çok olan bir devlettir. Şu an Türkiye'de 6-7 tane televizyon var, İran'ı savunan. Ve çok üzülüyorum ben, ya İran'ı savunan bu devlete PTT'nin reklamını veriyorlar. Bu çok üzücü bir şey. O yüzden biz ikisini de tercih etmedik.
Ve ben genel başkanıma da teşekkür ederim. Genel başkanımız Cuma Hacar, selamlar var, akşam görüşsün, böyle böyle bir programa çıkacağım dedi. O genel başkan dedi ki, ben iki tarafa da temayülüm yok arkadaşlar dedi. Biz böyle dünkü kurulmuş bir parti değiliz. Evet. Gireriz, Allah ne böyle kullar ne gösterer dedi ve böyle oldu. Peki. Son üçlerimiz var, ardından da kapanışa doğru geçeceğiz. Şimdi hayatınıza şöyle geriye dönüp baktığınızda, hayatımın dönüm noktası şudur diyebileceğiniz bir kilometre taşınız var mı? Vardır tabii. İnsanların okul bitirmesi, meslek alması, evlenmesi, ilk çocuğunun doğması, bunlar insanın hayatının dönüm noktalarıdır tabii. Ama en önemli dönüm noktamız şuydu, üniversiteyi kazanmak. Çünkü üniversiteyi kazanmak Türkiye'de benim olduğum gibi o yıllarda çok önemli bir merhaleydi. Şimdi değil. Çünkü üniversiteyi bitiren insanlarımızın neredeyse %80'i işsiz. Evet. Peki, Afyonkarahisar diye bir il olmasaydı ve siz bir tercih yapacak olsaydınız, nereyi seçerdiniz? Dünya genelinde de olabilir, Türkiye içerisinde de olabilir. Ben bir Türk olarak dünya dışında bir yer düşünmem. Ama mesela Türkçe olarak İzmir veya Antalya. İkisi, üniversite yıllarım İzmir'de, ilk öğretmenlik yıllarım Antalya'da geçti. Antalya'da, İzmir'de gerçekten çok güzel yerler. Maalesef artık oraların güzelliğini Türkler değil, Ruslar yaşıyor, Almanlar yaşıyor. O evet. Da bir ayrı acı nokta. Ki zaten yaz insanı demiştiniz. Evet. Bundan da kaynaklı ikisi sıcak bölge diyebiliriz. Evet. Peki. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii. Mesela dediğiniz ya, yurt dışında nerede yaşamak istersiniz? Özbekistan'ın Taşkent. Orada da çok hoşuma giden İlber Ortay'ın yeni bir kitabını okuyorum da, Gezi kitabı, nasıl gezmeli diye de. O kadar güzel anlatıyor ki, insanın gidip orada yaşayasaya geliyor. Peki, siyasetin içindesiniz. Evet. En sevdiğiniz parti sloganı hangisi? Şimdi ben şuna önem veririm. Tabii kendi sloganlarımız var, çok güzel sloganlarımız var. Ama bana halkın bizim için bulduğu sloganlar vardır. Mesela bunlardan birisi Afyon'da. Kaç yıl oldu ama hala unutulmadı. Pazar yerine vardığında pazarcı arkadaşlar beni görünce bizim sembolümüz sağ yumruktur. Sağ yumruk bizim yeniden milli mücadele hareketinin, gençlik hareketinin şeyiydi. Logosunda sağ yumruktu. Sağ yumruk, kitap ve çevresinde de Türk devletlerinin şeyleri vardı, yıldızları vardı. Öyle bir şeyimiz vardı ve biz birbirimizi sağ yumrukla selamlardık giderken. Bugün her partinin bir şeyi var ama evet. Bunu ilk defa Türkiye'de oluşturan biziz. Sonra her hareket kendisine bir şey buldu. Ülkücülerin böyle işte refahların böyle malum, bizim de sağ yumruktu. Peki. Evet, kendi adıma çok keyifli bir program oldu. Doyamadım ben. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice bölümlerde sizleri ağırlamak isteriz tabii ki. Kapımız her zaman açık. Site sakinliğin bu bölümde sonuna geldik ama bizim şöyle bir uygulamamız var Sayın Başkan. Şimdi şurada hemen bir kalem ve kağıt görüyorsunuz. Biz bugüne dair, hemen arkanızda da bir hatıra duvarımız var. Oraya böyle birkaç cümle yazarak altına da isminizi yazıp iliştirmenizi rica edeceğiz tamam. Size. Güzel. Şimdi maalesef bazı şeylerin etkisiyle Millet Partisi dışlanmak istemiyor, dışlanıyor. Ve kolay kolay programlara çağrılmıyoruz. Bundan dolayı bizi programa çağırma terbiyesini, nezaketini gösterdiğiniz için de çok teşekkür ederim.
Site sakinliğinin sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz Millet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Selahattin Genç oldu. Başka hangi konukları almamızı istiyorsanız aşağıdan yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bunun haricinde şu an ekranın altında görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Başka programlarda, başka konuklarda görüşmek dileğiyle.